Ekim ayı toplantısını, ikinci toplantısını, meclis toplantısını efendim Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Abdülbatur Konak Belediye Başkanı yönetiminde efendim. 5 ayrı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi'ne devrine karşılık Konak Belediyesi'nin Basmane'de yeni hizmet binasının yapımını üstlenme önerisi vardı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Ve başkan Konak Belediyesi'ne yapılmış en büyük yardımdır. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tutsayer'e teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum dedi. 5 adet taşınmaz biliyorsunuz başkan 100 milyon liralık bir kredi talebinde bulunmuştu. Bu ayrıntıya lütfen dikkat edin. Depremde hasar gören Konak Belediye binası yıkılmıştı biliyorsunuz. Başkan ağır hasar gördüğü için yıkılmıştı bina. Yerine yenisi yapılacak 100 milyon lira civarında bir o zamanın şartlarında bir kredi talebinde bulundu. Onay aldı meclisten ve kredi kullanılacaktı. Başkan o kredi faizleri yüksek olduğu için Konak Belediyesi'ne de bir faiz yükü bindirmemek için 5 taşınmazı Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyor. Yani Büyükşehir Belediyesi cebine alıp götürmeyecek. Belediyeye devrediyor Büyükşehir Belediyesi'ne Konak'ta bulunan 5 taşınmazı. Bunun karşılığında da Başkan Soyer Basmane'deki Konak Belediyesi hizmet binasını yapım işini üstleniyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak. Dolayısıyla hem Konak Belediyesi o krediyi kullanmamış olacak hem de o faiz yüküyle de karşılaşmamış olacak. Konak Belediyesi'ni borçlandırmayacak başkan. Bu yüzden dolayı da teşekkür ediyor Büyükşehir Belediyesi'ne. Biz de aslında çok güzel hareketler bunlar diyoruz efendim. Sonuçta o para konakların cebinden çıkmayacak efendim. Nereler bu taşınmazlar efendim? Tepecik Kapalı Pazar Yeri, Göztepe Otoparkı, 100. yıl ana evi geçtiğimiz günlerde açılışı yapılmıştı biliyorsunuz. Yemişçizade Alanya, Alanyalı konağı efendim. Bu 5 taşınmazın devri söz konusu Büyükşehir Belediyesi'ne. Onlar yine konakta kalacak tabii, alıp götürmeyecekler. Konakta kalacak. Sadece kağıt üzerinde bir devir söz konusu. Ama konakların cebinden 100 milyon lira ve faiz çıkmayacak efendim. Başkan Batur'a da teşekkür edelim. Bu öneriyi çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Başkan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur götürmüş. İzmir Büyükşehir Belediyesi de efendim kabul etmiş Tunsoyer. Başkan da şükranlarımı sunuyorum diyor. Milletin parasını cebinde bıraktırdığı için. Benim anladığım bu efendim. Oy çokluğuyla da yetki verilmiş Başkan Batur'a hayırlı olsun diyelim. Bir konuşması var değil mi başkanın? Evet, Abdülbaşkan'ın bir konuşması var. Mecliste yaptığı konuşma, onu izleyelim lütfen. 30 Ekim'deki depremde en fazla etkilenen belediyelerden bir tanesi biz olduk. Basmane'deki eski cam bina dediğimiz hizmet binamızı maalesef depremde zarar gördüğü için yıkmak mecburiyetinde kaldık ve bu gelişme üzerine hizmet binamızın yeniden yapılması gündeme geldi ve hizmet binamızın artık bundan sonraki süreçte daha iyi hizmet sunabilmesi, son teknolojinin kullanılması, akıllı bina olması noktasında planlama yapılarak sizlerin de desteğiyle belli bir noktaya geldik. Eskiden biliyorsunuz 538 metrekareye oturuyordu bina. Şimdi yaptığımız kamulaştırmalardan sonra 1200 metrekareye oturacak. 2 kat otopark, üstü de 9 kat olmak üzere gayet güzel bir planlama yaptık. Planı da, projesi, her şeyi bitti. Geçtiğimiz hafta, bu hafta içinde de pazartesi günü mal sahibi sıfatıyla ve mimar sıfatıyla, belediye başkanı sıfatıyla ruhsatımızı da imzaladık. Ve ihale sürecini de başlatmış olduk. Hem ticaret odasına hem de kamu ihale kurumuna gerekli bildirimler de yapıldı. İhale süreci başladı. Tabii biliyorsunuz bununla ilgili daha önce sizlerin de desteğiyle İller Bankası'ndan bir 100 milyonluk yapım kredisi kullanma noktasında bir kredimiz çıkmıştı. Ama bu kredinin kullanılması noktasında şimdiye kadar herhangi bir şey yapmadık.
ve kredilerin hangi boyuta geldiğini, faizlerin nereye geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Yani özel bankalardan alacağız çünkü İller Bankası teminatıyla. Yine de o dönem için çok bizler için avantajlıydı ama şu anda çok avantajlı değil. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer daha önceki görüşmelerimizde belli noktalarda katkı sunacağını, yani yüzdelik oranında %50-%70 civarında katkı sunacağını söylemişti. Ve gelişmelerden sonra kendisiyle oturduğumuzda özellikle kendisinin de talebi hemen bizim geçmişte belediye binası olarak planlanan ve hemen itfaiyenin karşısında Tepecik'teki Yenişehir'deki Yenişehir pazar yeri olarak kullanılan alanın Büyükşehir'in fonksiyonu olarak başka bir alan olarak ihtiyacı olduğunu kendisi bana söyledi. Biz de dedik ki biz de binamızı yapacağız. Herhangi bir takas yaparsak en azından bizim cebimizde herhangi bir şey çıkmaz. Ve de en güzeli de faiz yüküyle ve diğer yüklerden kurtulmuş oluruz dedik. Sağ olsun. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani Konak Belediyesi'ne yapılabilecek en güzel hizmeti ve yardımı yaptı. Kendisine buradan teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.